Trabzonspor'u konuşacağız. Hem hazırlık dönemini hem de gündemde sağ stoper adayı kim var? Ya Sabuncuoğlu'na soralım. E, boyata bitmişti aslında. İstenen rakamlara da gelmişti. Ama yüksek bir e, sosyal medya tepkisi oldu ve bu biraz Trabzonspor yönetimini geri adım atmasına sebep oldu. Transferi durdurdular. Ardından Dinayer geldi gündeme. Jason Dinayer. Ama Jason Dinayer kimle konuşursa konuşsun. Torino dahil buna. 2,5 milyon euro kontrat beklentisi var. Artı 4 de sözleşme. Yani hani 2 artı 1 yapalım falan da değil. Direkt 2,5'tan 4 sene kontrat istiyor. Fenerbahçe ile görüştü. Sıcak bakılmadı. Trabzon'la görüştü. Çok ısrar etti Trabzon. Çok çabaladı. Olmadı. Galatasaray zaten. Galatasaray zaten görüştü ki bence bu saydığımız 3 bizim takımımız masaya otursa Galatasaray'ı seçer çocuk. Zaten ile bir gönül bağı da var. Cenk Ergün'e geldikten bir gün sonra oturdular yemek falan yediler. Transfer görüşmesi demişti herkes ama transfer görüşmesi ondan sonra oldu. Aslında tabii ki de transferin konuşulduğu dostane bir emekli. Galatasaray'la bağları kuvvetli. Ee, şimdi şunu söyleyeyim net olarak ben. Burada şöyle bir durum var. Stefan Poş ismi var Hoffenheim'da. Bu oyuncuya ciddi bir ilgileri var. Bu oyuncuya ciddi bir ilgileri olduğu için de e, almak için ekstra çaba gösteriyorlar ama Hoffenheim bu oyuncuyu ucuza bırakmıyor. Görüşmeler şu anda sürüyor. Tuanzebe ismi de vardı gündemde ama Tuanzebe ismi de çok kolay değil. Şu anda stoper süreci böyle. Ya, Trabzonspor'da Ahmetcan'ın ana kadroda düşünülmesi gibi bir durum yok mu? Ahmetcan, Can, ee, Vitor Hugo'nun alternatifi olarak Hı, görünüyor. Öyle düşünüyorum. Çünkü geçen sene sağ stoper performansında hani 45'te bir hoca onu oyundan evet. almak zorunda kalmıştı. Taktiksel olduğunu söyledi bunun yani o sağ stoper konusu Dorukan'ı çekti oraya. Öyle bir durum var. E, bu Tuanzebe ile ilgili bu arada Galatasaray konusu Hı -hı. kulağıma geldi. Teyit ettiğim bir bilgi değil ama hem Trabzonspor'un hem Galatasaray'ın e, bir temasının olduğu yönde bir bilgi var. Ben sabah bu şeyleri stoper konularını araştırırken öyle bir şey geldi. Hı -hı. Nasıl görüyorsun Trabzonspor'un hazırlık dönemi? Ya şimdi Yağız söyledikten sonra ben de baktım da Stefan Poş, işte Offenheim'in stoper gerçekten ucuza alınması kolay bir stoper değil ama Premier Lig'den falan talipleri olan bir stopermiş yani. Ee, ama Trabzonspor'un Beşiktaş kısmında da söylemiştim Trabzonspor'a pas atmıştım. Trabzonspor da zor hazırlık maçları yapıyor. Ee, özellikle bu stoper konusu çok konuşuluyor. Ya, bu arada çok pardon. Yani Boyata'dan Dinayer, Tuanzebe hepsi farklı farklı hepsi farklı oyuncular. Tabii. Ee, orada bir sanki bir şey var. Ya tam olarak böyle bir, bir detaya takıldı teknik heyet. onu arıyor stoperde ya da biraz daha listeden eliyerek gidiyor yani tabii. önce bize gelenler yani, yani mümkün olabilir. olanlar bizim istediklerimiz bakalım kimi çıkarabiliriz tabii olarak. yani peynir almaya girmişler bir eski kaşara bakıyor bir kas gravyere bakıyor olmadı dil peynirine bakalım demişler hepsine bir bakıyorlar abi şimdi bu stoper konusunda şey konuşuluyor yani sağ stoper sol stoper bazı teknik adamlar buna çok takılmıyor. Hı hı. Yani stoper stoperdir kardeşim yani. Sağa da koyarım oynar. Sola da koyarım oynar. Mesela Fenerbahçe'de sağ stoper, sol stoper ayrımını çok yapmaya gerek yok. Çünkü zaten oyunu Arao kuracağı için ya da İsmail kuracağı için doğal olarak oyuncu yani normal pas verebilsin topla ilişkisi açısından yeterli. Ama sol stoper, sağ stoper ayrımı Genelde oyunu tamamen stoperlerde kuran takımlarda işte pası aldığı açı, top kontrolü, oyun yönlendirmesi açısından çok değerli oluyor ve Abdullah Avcı için bu değerli. Yani yapanlar daha iyi yapıyor demiyorum. Yani Abdullah Avcı bunu yaptığı için daha iyi demiyorum. Jesus yapmadığı için daha kötü demiyorum ya da tam tersi. Bu tamamen bir metot, tamamen bir tercih. Abdullah Avcı buna bu metodu uyguladığı için Stoperler arası ayrımı biraz daha keskin yapıyor. O yüzden yani Vitorigo ve Ahmetcan, siz sol stoper Ahmet Ahmetcan çok iyi stoper potansiyeli, ama sen sol stoper olarak bu takımın kadrosundasın. Biz bir sağ stoper arıyoruz, stoperin sağında oynayacak. O yüzden bu oyunculara gidiliyor. Şimdi Trabzonspor'un genel haline baktığımızda yine söylüyorum, bence çok zorlu bir hazırlık maçları, ee, özellikle Torino. Şimdi yani Torino dediğimiz bizde genelde ya bizde şöyle bir şey var, Avrupa'daki bazı takımları ve okeyiz. Yani mesela İtalya'dan gidelim Torino olduğu için. Juventus'a, Inter'e, Milan'a, Roma'ya, Napoli'ye tamamız. Değil mi? Hiçbir sorun yok. Ama mesela Fiorentina'ya, işte Sassuolo'ya, Atalanta'ya böyle bir temkinliyiz. Lan hani bunlar da bak iyi takım. İşte Torino'ya mesela ya Torino ne ya? Torino sanki Juventus, sanki Milan. Halbuki Torino özellikle geçen sene Serie A'nın Verona ile beraber gidilmesi en zor deplasmanlarından biriydi. Çünkü adamlarda bir teknik direktör var. Ivan Juric. Verona'dan geldi o da. Verona'ya da Tudor geldi. Juric de Tudor da Hırvatistan'dan altyapıdan bir takım arkadaşı. Kafalarda. O yüzden Torino zor bir takım. Hele bir de Juric'in Torino'su tam bir teknik direktör takımıdır. Yani böyle çıkalım oyuncu deneyelim hazırlık maçı yapalım kafasında değillerdir adamlar çıkar herkes görevini yapar. Herkes tak 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 işini yapmaya çalışır. Bir de Ricky falan almışlar yani. Böyle potansiyelli oyuncu falan da kadroya katıyorlar. Ve bir Bremer gitti Juventus'a. Doğal olarak Torino'da ama kolay değil. Trabzonspor'un defoları net bir şekilde göründü bu hazırlık maçında bende. Sol kanat yok Trabzonspor'da şu anda. Şu andan bahsediyorum. Yani 25 Temmuz itibariyle Torino maçından sonra sol kanat diye bir şey yok. Torino resmen oradan yürüyerek geldi. Yani sol kenarda Trezeguet oynadı yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. Sıfır destek. Eren. ya yani ben Eren'e biraz temkinli yaklaşıyorum uzun süredir. Ben de de. Çok beğeniliyor. İşte çok büyük bir sol bek olduğu konuşuluyor ya da potansiyel. Tamam itiraz etmiyorum. Ama ben temkinliyim hala Vakti biraz. var bence de. Bence de. Biraz daha üstüne gitmeli. Biraz daha kendini geliştirmeli. Biraz daha e, bireysel olarak değerlendirmesini yapmalı. Şimdi Şampiyonlar Ligi ve lig çok zor. Bunu yıllardır görüyoruz. Ligimizde Şampiyonlar Ligi oynayan takımların hallerini. Bu var tempo potansiyeli hiç... ama bazen ağır kalabiliyor. Yani çabuk bir rakip geldiğinde karşısına mesela geçen sene Adana Demirspor maçı var aklımda. Yani Yunus çok ciddi zorluk çıkardı. Milli yani. maçlarda 50 yani yani maçlarda. Tamam var. Yunus zor bir rakip kabul. Geçen senenin en ama zor sen, rakiplerinden sen biri. Takımlar, ama sen artık öyle evet. takımlar Trabzonspor'un sol bekiysen öyle yani ben işte Yunus zaten çok iyi e Yunus da şimdi Galatasaray'ın sağ Galatasaray Trabzonspor maçında öyle bir şeyin yok yani öyle bir şansın yok. Bunun gidişini gözünde görüp çaresizliğin. Aynen duygusal <laughs> e, evet, video şeyine düşmem lazım şu anda. E, bu şampiyonlar ligi lig temposunda biraz daha Trabzonspor yükselmesi lazım ki zaten hazırlık maçlarında hazırlık dönemlerinde buna yönelik çalışmalar olur. Bence taktiksel olarak hamlelerin yerine oturması lazım. Yani Larsen bence çok iyi bir sabit transferi. Trezeg'e biraz daha uyum sağlaması lazım. Tabi yerine geldiği oyuncudan da kaynaklı biraz daha beklenti var. E, Hamşik bence henüz sezonu açmamış. Biraz daha zamanı var. Biraz daha yavaş yavaş geriden gelecek. İki tane ciddi hatası var golde. Hocanın ısrarla mesela Dorukan'ı stoper olarak kullanması da aslında evet sağ stoper, sağ ayaklı oyuncunun sağda stoper olarak oynaması e, anlamında hani az önce söylediğimizi destekliyor. İşte Eren sakatlandıktan sonra Densville'in oraya gelmesi. Şimdi e, Trabzonspor'da Abdullah Avcı üçleyerek oynuyor savunmada. Yani iki beki beraber çıkarmıyor. Bir tane beki bekiyle üçlü yani Fenerbahçe 6 numarayla üçlüyor ya Trabzonspor bekle üçlüyor. O yüzden Danceville biraz daha erene nazaran Trabzonspor'un Larsen'in hücum çıkışlarında elini rahatlatan bir oyuncu modeli. E, bu taktiksel olarak gelen yapılan transferlerin rolleriyle beraber yerine oturmalarıyla Trabzonspor kendi ritmine çıkacaktır. Ama özellikle yeni transferlerin oyuna biraz daha yerleşmesi oyuna biraz daha oturması lazım diyorum ben. Son olarak Trabzonspor'ları merak etti bilsin. Vakayeme bir haber yaptın onunla ilgili. Evet. City'ye gitmişti. Ee, ama <laughs> orada da insanları şeyden çıkarttı. Vazgeçildi gibi şu anda yani durdurdu City transferi Mvakame özelinde. Bakalım nereye gidecek? Ben de çok merakla bekliyorum çünkü yine her şey ayarlanmıştı imza Kaç için. seferimde yani imza bu için işte temsilcisi gitti oraya her şey çözüldü halledildi yine imza sabahı bir ekstra bir talebi olmuş karşı tarafta bu talebe cevap Yeter artık istemedi yani Bunu çünkü. Yani Trabzonspor bu arada emekleri olmasa oyuncuya minnet duymasalar o kadar uğraşmazlardı. Üç kere buraya Ahmet Alnı getirdiler. Üçüncü ayakta ben imzalandı haberi yapmıştım. imzaya gidiyorlardı. İmzaya gidiyoruz demişti o dönemde oyuncu. Yine imzalamadan kalktı. Orada mesela Nijerya, neden Nijerya'ya benim biletlerim? Belki ben Amerika'ya gideceğim bu kulüpteki biletlerle diye bir ifadesi var. Ben orada anladım zaten oyuncunun ee, nasıl bir isim olduğunu, nasıl bir mental yapıya sahip olduğunu. Orada bir detay ekleyeyim bilmeyenler için. Hı hı. Futbolcular kulüplerle sözleşme yaparken sözleşmenin içerisini Evet. Yılda 10 tane eve, ülkeme, tatile uçak bileti gidiş dönüş Doğru. aldırırlar. 3 bilet gidiş dönüş Nijerya'ydı. En son mesela onu problem yapmıştı. O da dedi ki niye Nijerya? Ben belki tatil... Bir yere yazmak gerekiyormuş ama. Ben kulüple e, konuştuğumda... E, bir de her yerin aç. parası da aynı değil ki abicim yani. Doğru. Yani Amerika'ya bilet almak var. Şey, i̇şte Ankara'ya bilet almak gidiyor. var yani. Enteresan bir detay. Yani böyle sorunlar çıkarız çıkarmıştı. Sorabildik. Şimdi gitti oraya. Hal City'de, City'de önüne güzel bir kontrat koydu. Bence 25 Temmuz itibariyle bu kontratı başka yerde bulamaz. Yaşı da ilerledi. ya Onun için şu an oklar Arabistan'ı gösteriyor. Ama orada da gelen üç teklifi reddetti. Onu isteyen takımlar yerine adam aldı. Yani ne yapmaya çalışıyor M makame? Trabzon'da heykeli dikildi bu adamın. Yani çok enteresan. Ben M makameyi gerçekten çözemedim bu transfer döneminde. Çözmek de istemiyorum. Ama nereye gidecek? Bunu da dört gözle değil sekiz gözle bekliyorum. <laughs> Ağzınıza sağlık. Senin de ağzına sağlık. Serkan Akkoyun, Yağ Sabuncuoğlu, ben Onur Turul. Transfer gündeminde Vava karşı sunduğu programda karşınızdaydık. Haberleri aktarmaya çalıştık. Beğenilerinizi bekliyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Sorularınız varsa yine yazın. Yağız'a, Serkan'a, bana. Bir sonraki programda sizlere yanıtlamaya çalışıyorum. Gerçi ben bir hafta bir sen hatta bekam, hatta ben de birinden sonra, sonra, bir sonra, gideceğim. Sen dönüyorsun abi ben gidiyorum o zaman. Tatilinizi Güzel. yapın. Yeni sezon başlıyor. Yeni sezon başlıyor. Güzel başlıyor. dinlenin. İşimiz çok. Çok. Başlıyoruz. Hepinizi bekliyoruz. Hoşçakalın.